Şedefle ilgili bugüne kadar deniyorduk ki efendim keratin denen protein yetersizliğinden kaynaklanıyor. Hücreler yenilenirken bu protein yetersizliği sedefe sebep oluyor deniyordu 100 yıldır. İtalyan asıllı Profesör Doktor Simoncini 30 yıl sedef üzerinde yapmış olduğu araştırmalar sonucunda sedefin sebebinin bağırsaklardaki mantarlar olduğunu belgelemiştir. Ve Alman asıllı doktorların da yapmış olduğu klinik araştırmalarla mahonya'nın sedefi iyileştirdiği kesinlik kazanmıştır. Biz bununla ilgili birçok sedef hastasını iyileştirdik. Hatta birisi bir Ağustos ayında... Hocam iyileştiler mi gerçekten? Tabii tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu sedef hastalığı strese bağlı bir hastalık olduğu için hani bir süre ne ilaç kullanırsan kullan geçiyor ama... Stres sadece tetikler. Stres tetikliyor. Sebep değil. Ama sonradan yine sebep çıkıyor bağırsak, hocam çıkmıyor mu? Bağırsak florası. Bağırsaklardan hastalıkların %99'u bağırsak florasının bozulması nedeniyle buradaki faydalı bakterilerin azalıp zararlı bakteri ve mantarların çoğalması, zararlı bakteri ve mantarlar ne yapıyor? Hamurlu tatlı yediği zaman kişi yani glikozu içeren bir şey yediğinde glikozu neye dönüştürüyor? Etan, metan, bütan gibi zehirli gazlara, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkollere, histamin, penisilin gibi toksik maddelere. Bu toksik maddeler ne yapıyor? Bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşur. Yağ tabakası oluşursa ince bağırsak yeterince enzim salgılayamaz. Çok özür diliyorum, lafınızı bölüyorum ama bana çok sorulan sorular var. Kısadan sormak istiyorum. Buyurun. 6 aylık bir ablamın torunu var. Hayatta insanın değerli, en değerlisi çocuğudur. Çocuğu bebek olunca daha önemlidir. Sizin kaşıntıya karşı işte bebeğin sıkıntıları ne olabilir? Kaşıntı, hazımsızlık ya da gazı falan ürünlerinizden çok yararlandılar. Ama şu anda da herhalde dişler çıkacak bir damak kaşıntısı var. Onun için ne önerirsiniz? Onu öğrenmek istiyorum. Evet. Şimdi ozon yağı dedim ya biraz önce, ozon yağı birçok rahatsızlıkta kullanılır. Mesela bu tür kaşıntılara sürdüğü zaman kaşıntıyı önler. Cilt hastalıklarında kullanılır. Mesela hamile bayanlar, tabii ki hamilelik sırasında yavaş yavaş karınları büyürken, rahim 27 kat büyür dedik ya, yırtılmalar olur. Yırtılmaları önlemek için karındaki kasları ve bacaklarda, baldırlarda, göğüste yırtılmaları önlemek için hamile bayanlar çatlakları, yırtıkları önlemek için ozon yağı sürerlerse ne olur? Genleşme, açılma da problem olmaz. Yani bebeğin dişleri çıkıyorsa bunu kullanabilir ozon diyorsunuz. Evet.